sevgili takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin cümlemize. Sevgili takipçilerim, bugün çok güzel güneş var dışarıda, fazla soğuk yok. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bugün Mart'ın 7'si, güzel bir hava var. Yavaş yavaş tabii yaza girmeye başladık. İlkbahar geldi. Ondan sonra acaba bugün Fatma Hanım ne yapacak? Ne paylaşacak sizlerle sevgili takipçilerim? Şöyle dondurucumu düzenlerken, ne var ne yok bakarken şurada siyah üzümlerimi gördüm. Yıkayıp dolabıma koymuştum bir iki paket. Siyah üzüm. Şöyle bir paketim daha varmış dolapta. Bugün dedim onları bir pepeçura yapayım sevgili takipçilerim. Son üzümlerimiz, artık yaz geliyor. Yaz Allah nasip ederse, üzümlerimiz verirse yine artık üzümünü, şeyini, pepeçurasını yaparız, reçelini yaparız. Şöyle bir paketim vardı dondurucumda. Bunları yıkamıştım, seçmiştim, böyle paketleyip dondurucuma atmıştım. Şimdi bunları bugün pepeçura yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Önce tenceremi şöyle alayım. Şurada yıkamıştım tenceremi. Tabii bunlar yıkanmış sevgili takipçilerim. Hiç yıkamaya, seçmeye gerek yok. Şimdi bunları böyle çıkartıp Aziz Allah, ezanımız da okunuyor. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ezanımız da okunuyor, ezanımız okunsun. Dediğim gibi bunları şimdi böyle tenceremi aktaracağım. Poşetten çıkarttım. Şöyle bir parça poşet parçası kaldı ama o ısınınca poşeti alırım. Şöyle tencereme koydum. Şimdi buna ne kadar su koyacağım? Şimdi burada hemen hemen 3 kilo üzüm var yani. Çünkü tenceremi doldurdum. Şöyle üzümlerimin üzerine aşacak kadar da bir su koyayım. Çok koymayacağım suyunu. Şöyle üzerine aşacak kadar. Evet. Üzerine aşacak kadar su koydum şöyle. Gözüküyor mu da bilmiyorum. Üzerine aşacak kadar su koydum. Fazla su koymayacağım sevgili takipçilerim. Çünkü üzümlerimiz çok değil. Üzümlerimiz çok olsa daha çok su koyardık. Şimdi bunu ben ocağıma alacağım. Ocağımda ayağım takıldı. Şöyle düzelteyim şurayı. Ocağımın altını açıyorum. Evet. Şimdi ocağımda bu pişecek sevgili takipçilerim. Şöyle kapağımı yarın koyayım üzerine. Bu şimdi ocağımızda pişecek. Bayağı bir kaynayacak. Rengini bırakacak. O siyah rengini bırakacak. Kokusunu bırakacak. Aromasını bırakacak. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra süzgeçle üzümlerimizi süzeceğiz. Posasını ayıracağız. Şırasını alacağız. Ondan sonra pepeçuramızı yapma aşamasına başlayacağız. O zaman da sizlerle tekrar görüşeceğiz sevgili takipçilerim. Evet. Üzümlerimizi ocağımıza almıştık. Üzümlerimiz pişti. Rengini bıraktı. Şöyle gözüktüğü gibi, şöyle köpüğünü geriye alayım, rengini görün sevgili takipçilerim. Çok güzel bir renk oldu. Biraz da böyle odun kaşığının gerisiyle ezdim. Çünkü dondurucuya koymuştum, ezemedim onu. Buzu çözülmeden ezemedim. Onun için tencereye yumuşadı şimdi. Biraz da böyle kaşığımın gerisiyle üzümlerimizi
ezdim. Şimdi olmaya yaklaştı. Az daha olsun, kaynasın, iyice kokusunu bıraksın. Muhteşem bir koku var sevgili takipçilerim. Şöyle. Şimdi bu biraz daha kaynadıktan sonra ne yapacağız? Süzdüreceğiz. Posasını ayıracağız sevgili takipçilerim. Şırasını alacağız. Ondan sonra tekrar tenceremize aktaracağız. Ununu, şekerini, mısır ununu tabi. Şekerini koyacağız. Pişireceğiz. Şöyle bir 5 dakikada kaynama müsaadesi veriyorum ona. Evet. Üzümlerimiz oldu sevgili takipçilerim. Tamamen suyuyla, posasıyla kaynadı, özleşti. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Evet, şimdi ne yaptık? Başka bir tenceremizi buraya aldık. Süzgecimizin içine aldık. Şimdi pişirmiş olduğumuz siyah üzüm şıramızı süzdüreceğiz. Şimdi böyle yavaş yavaş, acele etmeden süzgecimi alıyorum. Çok sıcak tabii, hiç acele etmeyelim. Şuradan odun kaşığımı alayım. Şimdi böyle ezerek şöyle göstereyim, gözüküyor mu? Evet. Camdan da güneş vuruyor. Görüntü bozulacak mı hiç bilmiyorum, haberim yok. Bu şekilde bak, tamamen suyunu posasından ayırıyorum. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Şöyle odun kaşığımı aldım, çöpe attım. Şimdi aynı işlemi, odun kaşığımı şöyle bırakayım. Aynı işlemi bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Biraz tabii aşama aşama işlemi var, uğraşı var. kolay değil yani, biraz basit gözükse de meşakkatli bir işlem. Yine aynı şekilde eziyoruz. Üzerime sıçradım. Hayır. Şimdi niye bu kadar detaylı anlatıyorum sevgili takipçilerim? Tabi pepeçura yapmasını bilenler biliyor zaten. Ama tabi bizi seyreden insanlar arasında, takipçilerimizin arasında belki yapmasını bilmeyenler de var. Şimdi onun için böyle detaylı anlatıyorum. Yoksa Karadenizlilerin çoğu pepeçura nasıl yapılır diye tabii ki biliyor. Bilmez diye bir şey yok. Bilmeyenler için detaylı anlatıyorum. Hatta bir takipçim yazdı bana, önceki pepeçura yapmıştım, video atmıştım önceki videolarımda. Abla dedi, aynı senin tarifinle dedi, yaptım dedi, çok güzel oldu dedi, eşim çok beğendi dedi. Buradan da selam olsun ona. Teşekkür ediyorum takipçilerime, yapıp yiyenlere, beğenenlere. Şimdi onun için bu kadar detaylı anlatıyorum. Yoksa pepeçura yapmasını bilen zaten biliyor sevgili takipçilerim. Evet. Şimdi tekrar böyle aynı bu şekilde sevgili takipçilerim, şırasını çıkartayım üzümlerimi. Evet. Şıramızı tenceremize tekrar aktardık. Şöyle göstereyim. Üzümlerimizi pişirdik, süzdük.
posasından ayırdık. Şimdi tenceremizi aldık dediğim gibi. Şimdi ne yapıyorum? Şurada şöyle benim bir kase şekerim. Şöyle şu büyüklükte bir kase şeker. Tabii şeker miktarı arzuya bağlı. Daha az koyabilirsiniz, daha çok koyabilirsiniz. Ben her zaman böyle bir kase kullanıyorum. Kendi damak zevkimize göre ayarlıyorum. Şimdi şekerini aldım. Tenceremi boşalttım. Şimdi tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şekerini eritiyorum. Ocağın altını henüz açmadım. Şimdi burada aynı kaseyle bir kase mısır unum var. Eleklenmiş. Hatta iki kere elekledim onu. Pepeçuramızın içinde pütür pütür olmasın yani. Güzel olsun. Şimdi böyle bir kase pepeçuramı ne yapıyorum? Şimdi şöyle kepçemi içinden çıkartıp şuraya alayım. Çırpıcımı da elime alayım. Yavaş yavaş tencereme aktaracağım. Bir taraftan da çırpıcımla çırpacağım ki topaklanmasın. Henüz o kadar soğumadı şıramız. Sıcak yani. Topaklanma olmasın diye şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Bir şekilde topaklanma olmadı. Şimdi evet. Şimdi ne yapıyorum sevgili takipçilerim? Yine detaylı bir şekilde anlatıyorum ki yapmasını bilmeyenler yaparken yapmak isterseler yaparsalar zorluk çekmesin diye. Şimdi ben sürekli yaptığım için hemen hemen tenceremin ölçüsünü biliyorum. Yanılma payım az oluyor yani. Şimdi şekerin ununu koyduk. Şimdi ben şöyle bir kepçe, şöyle küçük bir tavamı alıyorum. Şöyle bir kepçe. Hatta bir kepçe daha da koyayım. Şöyle karıştırayım, birinin unu karışsın. Şöyle bir kepçe daha koyayım. İki kepçe küçük tavamı aldım. Şimdi ne yapıyorum? Burada pişireceğim. Niye pişiriyorum? Ocağımın altını açıp pepeçuramı pişirmeye başladım mı daha sonradan un ilave yaparsanız topaklaşır, hamurlaşır. Şimdi ben burada unumun kıvamı tam mı değil mi diye şuradan kaşık alıyorum tabi. Pepeçura yapmanın püf noktası budur sevgili takipçilerim. Şimdi unumun kıvamını burada küçük bir tavamda pişirip bakacağım sulu mu koyu mu diye veya tam mı diye. Oradan dengesini alacağım. O zaman pepeçuram pişirmeye başlayacağım. Dediğim gibi ben hemen hemen yanılma payım pek az oluyor. Sürekli yaptığım için elim alıştığı için. Her zaman bu şeyi yapmam yani. Böyle tavaya koyup pişirmem. Ama siz sevgili takipçilerimin arasında yapmasını bilmeyen varsa bu püf noktasıdır pepeçuranın yapılışının. Şimdi buradan hatta şu üstünü alayım daha kolay olsun. Hatta büyük göz alayım ki erken olsun sizi sıkmadan. Şimdi şu şekilde gözüküyor mu? Evet. Şu şekilde pişiriyorum. Eğer sulu olursa tabi sevgili takipçilerim biraz daha un ilavesi yapacağız üzerine. Eğer tamsa gerek yok. Şekeri dediğim gibi arzuya bağlı. Az şeker koyabilirsiniz. Şekerli seviyorsanız biraz daha şeker miktarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi arzuya bağlı sevgili takipçilerim. Evet, kaynamaya başladı.
Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili takipçilerim. Orijinal pepetura böyle yapılır. Ben şimdi bazı görüyorum yapanlar var. Pepetura'yı şeyle, mısır unuyla değil de nişastayla yapıyorlar. Nişastayla yapılan pepetura pepetura değildir sevgili takipçilerim. O muhallebidir yani. Pepetura dedin mi mısır unuyla olur. Karadeniz'e özgü bir tatlıdır. Pepetura dedin mi mısır unuyla olur sevgili takipçilerim. Evet, kaynadı. Şimdi kıvamını bakacağım. Azıcık daha pişiriyorum onu şöyle. Evet. Pişti. Ne oldu şimdi? Şimdi yakından da göstereceğim size. Bunu şimdi bayağı kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Yakından şimdi göstereceğim. Şimdi takipçilerim, sevgili takipçilerim. Şimdi ne oldu? Bu pepeturamız sulu. Evet. Sulu. Buna şimdi ben yarım kase daha ekleyeceğim. Yani yarım kase daha ekledik mi tam kıvamında olacak. Şimdi dediğim gibi her zaman ben ölçümü biliyorum dedim ama bazen yanılma pay oluyor. Niye? Pepeturamızın çokluğu azlığından yanılma pay oluyor. Şimdi buna ben şöyle akışkan bir kıvam oldu. Tam böyle koyu bir kıvam olmadı. Ben şimdi buna yarım kase daha ekleyip koyduktan sonra kıvamı tam olacak. Evet, yavaş yavaş son aşamaya doğru geliyoruz. Dediğim gibi sevgili takipçilerim, yarım kase mısır unu daha ekledim. Kıvamı şimdi tam. Bir kase koymuştuk. Tavamıza pişirdik. Kıvamını baktık. Biraz sulu geldi bize. Ne yaptık? Yarım kase daha mısır unu ekledik. Bir kase de şeker eklemiştik. Kıvamını baktım. Şekerinin kıvamını. Çok güzel. Tam karar. Tabi dediğim gibi şekerimizin çokluğu, azlığı tercihe bağlı. Çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Az seviyorsanız şekerli az koyabilirsiniz. Kıvam olmaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Tripodumu yaklaştırayım. Şöyle. Evet. Kıvamı çok güzel. Tabii daha tam kaynamadı. Dediğim gibi biraz basit gözükse de aşama aşama bayağı bir dolantısı var sevgili takipçilerim. Şu renge bakar mısınız? Rize'mizin simgesi olan siyah kokulu üzümden mısır unuyla yapılan orijinal pepetura. Pepetura budur yani sevgili takipçilerim. Öyle. Nişastayla yapılan pepetura pepetura değil. O ne oluyor? Muhallebi oluyor. Yani ona pepetura diyemeyiz yani. Ama mısır unuyla yaptığın zaman gerçek pepetura mısır unuyla yapılır. Onun tadı bir başkadır sevgili takipçilerim. Evet. Kıvamını almaya başladı. Şu şekilde. Şimdi böyle fokurdayacak. Fokurdaması lazım. İçindeki mısır ununun da tabi biraz pişmesi lazım. Mısır unu kokmasın. Şöyle. Bak fokurdamaya başladı. Gözüküyor mu? Evet. Şöyle. Biraz daha yakın alayım. Bak. Fokurdamaya başladı. Böyle fokurdamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha pişireceğiz onu. Şimdi fokurdamaya başladı. Ne yapacağız? Hem böyle karıştıracağız. Dibine konmayacak. Sürekli karıştırmamız gerekir ki dibine kondurmayacağız onu. Sonuçta içine un var. Evet.
Görüntü harika. Koku harika. Mis gibi Karadeniz'imizin meşhur pepe çırası. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Evet. Böyle bu şekilde 5 dakika daha pişireceğim. Evet, pepe çırağımız pişti. Altını kapatıyorum. Kıvamı şu şekilde çok güzel. Mis gibi. Şimdi hiç yerimizi değişmeden kaselerimi de burada hazırladım sevgili takipçilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Tripodumu şöyle azıcık şu tarafa doğru alayım. Şöyle hem oradan gözüksün. Buradan Bismillahirrahmanirrahim diyerek tabaklarıma servis ediyorum. Hiç yerimizi değiştirmedim. Bu şekilde gözüküyor mu? Evet. Şöyle. Tabii bu soğuyunca tam kıvamına gelecek. Hafif akışkan ama soğudu mu tam karar oluyor. Onu ayarlamak gerek. Evet. Son aşamaya geldik. Kokusu bir harika. Kendine has bir kokusu var sevgili takipçilerim. O koku harika. Evet. Hepsini bu şekilde boşaltmaya devam edeceğim sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim, pepe çıralarımı kaselerimi aldım. Şöyle son halini sizlere göstereyim. Şimdi bunlar soğuyacak. Soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, şimdi tripodumu şöyle geriye alayım. Sevgili takipçilerim. Şöyle kaldırayım. Evet, bir tane de şöyle elime alayım. Sevgili takipçilerim. Evet, pepe çırağımız bu şekilde. Çok güzel oldu. İnşallah videomu sonuna kadar izlersiniz sevgili takipçilerim. Beğenirsiniz. Beğeni yaparsınız. Yorum yaparsınız. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Kanalıma destek verenlere teşekkür ediyorum. Yorum yazan takipçilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Takip eden, etmeyenler de. Bu dediğim gibi gönül işi. Severseniz izlersiniz, sevmezseniz izlemezsiniz. Bu kadar. İnşallah beğenip izlersiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler tekrar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.